Türkiye'nin bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'yla birlikte. Haber Global muhabiri Mücahit Yolcu ve kameraman Remzi Burulday teröristlerin saldırı düzenlediği bölgeyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun ateş altına aldığı hedeflerin vurulduğu cephe hattına girdi. O sıcak anlara da tanıklık etti. Allahu var. Suriye'de iç karışıklığın başladığı 2011 yılı sonrası Türkiye sınırındaki kentler terör örgütleri tarafından işgal edildi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce insan da ülkelerinden göç etmek durumunda kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki terör koridorunu temizlemek için Suriye Milli Ordusu ile harekete geçti. Sınır hattındaki bölgeler terör örgütlerinden temizlendi. Evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler yeniden ülkelerine döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik Zeytin Dalı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla 8346 kilometre karelik alan güvenli hale getirildi. Ancak son günlerde özellikle Suriye'nin iç kesimlerdeki teröristler tarafından bu güvenli bölgelere saldırılar yapılmaya başladı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve cephe hattında nöbet tutan Suriye Milli Ordusu güçleri de o saldırılara anında karşılık veriyor haber global ekibi zaman zaman çatışmaların olduğu ve roketli saldırıların düzenlendiği bölgeyi görüntüledi. Cepheler siper ve hendeklerle güçlendirildi. Suriye Milli Ordusu askerleri cephelerde, hafif ve makineli silahlarıyla elleri tetikte, gözleri PKK, PYD'li teröristlerin bulunduğu bölgede. Olası sızma ve saldırı girişimleri engellenirken, son olarak kiliste iki roketin atıldığı Azez kırsalındaki terör hedefleri de Türk topçu bataryalarıyla ateş altına alınıyor. Tam isabette vurulan bölgede son bir haftada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.